16 yaşındaki Yasin Akyüz, Adana Pozantı'daki çocuk ve genç istihdam evinde 13 kişilik koğuşta kalıyordu. Cumartesi günü öldürüldü. Ailesi cinayet haberini bir gün sonra aldı. Ellerine tutuşturulan rapor Yasin'in dövüldüğünü, ağır darbeler aldığını ve asıldığını gösteriyordu. Zaten yazıyor akciğer, darp almış, darp varmış. Kırılmalar artı boğulma. Boğulma yani. Akyüz ailesi sordu, soruşturdu. Yasin'in koğuştaki diğer mahkum çocuklar tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayeti de 12 yaşında bir çocuğun üstlendiğini duydular. Ama bu bilgilerin hiçbirini resmi makamlardan teyit ettiremediler. Ailesi bugün Yasin Akyüz'ün cenazesini Mardin Midyat'ta defnetti ama onlara hala bilgi veren yok. Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili otopsi raporunun sonucunu bekliyor. Bir yandan da zanlılar ve cezaevi görevlileri sorgulanıyor. Konu Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun da yakın takibinde. Akyüz ailesine göre cinayette tek suçlu yok. Orada kim varsa hepsi suçludur. Gardiyanlar, müdür, hepsi. Koğuştaki tek çocuk öldürmemiştir çocuğumu. Yani 13 kişi de suçlu yani. Orada olan bütün koğuş komple suçlu. İçeride olay oluyor. Çocuklar hepsi birleşiyor. Tek başına bırakılıyor. Gardiyan mardiyan yok. İlk başta suçlu, cezaevindeki yönetim suçlu. Çünkü yönetim düzgün yapılsaydı bu hareket olmaz. İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Yasin'in öldürüldüğü istihdam eviyle ilgili geçen Haziran'da bir rapor hazırlayıp Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Raporda gardiyanların çocuk mahkumlara baskı yaptığı, 6 kişilik koğuşta 13 kişinin kaldığı, kelepçeleri sökülmeyen çocukların bileklerinin yara olduğu, ıslah evinde bulunması zorunlu olan psikolog, sosyolog ve sosyal hizmetler uzmanının bulunmadığı iddiaları vardı. Bir çocuk, müdürü, gardiyanları, güvenlik görevlileri bulunan kameralarla izlenen ıslah evinde nasıl dövülerek öldürülür, gören, duyan olmadı mı, güvenlik önlemleri yetersiz miydi, gardiyanlar neredeydi, kameralar kayıtta değil miydi? Cevap bekleyen onlarca soru var. Yanıtlar adli ve idari soruşturmaların sonunda ortaya çıkacak.